Gülhan, biliyorsunuz ki Gülhan'ın Galaksi rehberi TV8'de çok fazla izlenen, niçin çok izlendiğini anlamadığım ve gıcık olduğum bir programı yapıyor. Biz Gülhan'la her konuştuğumuzda ben ona hakaretler ederim. Çok kötü yapıyorsun bu programı, içeriğin yok, gidiyorsun sadece gittiğin yerlere bakıyorsun gibilerden şeyler söylerim. O da hiç üzerine alınmaz, nasıl olsa seyrediliyor ve nasıl olsa beni sevenler, beni takip edenler çok fazla diye düşünür. Bakalım Gülhan'ın programlarından birkaç parça görelim lütfen hemen. İlk o sıçrayışın Blue Box önünde değil miydi? Hayır, değil. Aslında gitmemiştin oraya. Slow motion, 200 slow motion değil. O, hayır, o Blue Box'tı. Hayır, bir değil, tek, hayır. Bir başa değil. Alabilir miyiz acaba? Bir baştan görebilir miyiz? O gerçekten orada değilsin. Ben nasıl? Eminim. Kandırıyorsun sürekli seyirciyi, orada değilsin gerçekten. Onu bir bakabilir miyiz lütfen? Lütfen bir bakalım, başına alın. O hayır değil. Orada değil. Oraya gitmemiş. O evet, tamamen durum, tamamen kıskançlık işte. Tamamen yani. Tamamen bu tamamen Blue Box'a çekiliyor. Hiçbir yere gitmiyor, evinden çıkmıyor. Televizyon dünyasında bunun daha önce de örnekleri oldu. Gitmiyor. Evet. Bir daha senin ne zaman programın? Cumartesi sabahları 11'de. Zaten bak öyle bir saate koymuşlar ki örnekse ben seyretmeyeyim diye. Ben TV8'e geldikten sonra herkes biliyor bu. Cumartesi sabahı saat 11'de kimsenin seyretmediği televizyonlarda nasıl öyle bir reyting alıyor onu da anlamıyorum. Ben geldiğimden beri TV8'e diyorlar ki aman bu Gülhan'a bir şey söyleme. Bunlar çok reyting alıyoruz. Bizim çok önemli kızımız Allah aşkına onu yere göğe koyamıyorlar. Şimdi ben de illet oluyorum. Peki tekrar. Devam edelim. Dur. O şelalede ne vardı da böyle kendinden geçtin? Hallendin. Ne oldu da o kadar hallendin? Mutluluk verici bir görüntü. Benim için de onu yansıtmak. Allah cezanı vermesin. Yani hiç orada öyle bir şey olmuyor. Tamamen işte televizyonun nasıl bir sahtekarlık olduğu üzerine hakikaten tez yazılsa ben Gülhan'ı tavsiye ederim. Hayır, onun hiç de öyle değil. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki ben kesinlikle her şeyden çok mutlu her şeyden olan, zıplarım. Çok keyif çok çıkarabilen, evet, her şeyden çok keyif alabilen biriyim. Onun her şeyden çok keyif alabilen, biriyim. Keyif. Evet, zaten öyle. Beni en deli eden laf o. Kelime. Keyif. Niye geldik keyif, buraya? Keyif almak için. Keyif. Çünkü sen keyif gibi söylüyorsun. Keyif demiyorum. Bu gece giydiği şu diyorum. Elbisenin çirkinliğine pardon ama eşiniz çok beğendi. Onu da hemen eşim söyleyeyim beğenebilir. İsterseniz. Eşim sana acıdığı için o kadar üzülmüştür ki acımıştır ve ay. Demiştir ki şu kıza bir şey söylemeyeyim. Şu demode, şu berbat elbiseye bir şey demeyeyim. Üzerine astığın onlar ne çilekler mi asmış? Evet, bilmem evet, ne. Bana da diyor astım. Ki çıkarayım mı? Dedim çıkarma. O kadar çirkin ki yani elbise çıkarmaya bir süreyle devam ediyoruz. Evet. Dur. Rica ediyorum bunu bir daha koymayın. Yani şu berbat görüntüle de bir daha koymayın. Peki devam ediyoruz. Tamam devam ediyoruz. Şu anda bir Batı Afrika ülkesindeyim. Benindeyim. Dur. Ne bağırıyorsun? Orada. Söyleyeyim motorun orada en fazla sesi çıkan var. Ses çık çık hayır, çık. Hayır hayır motorun ya. Sesinden dolayı. Ha motorun sesinden bağırıyorum. Rahatsız oldum. Evet. Peki avaz kendimi avaz ne bağır. Neyse onların da huzurunu bozmuşum. Evet devam. Türk televizyonlarında olay olacağını düşündüğüm bir başka dansı size aktarmak istiyorum. Tekne dansı bu. Benim için böyle çok çarpıcı olduğunu wow. Tahmin edersiniz ama görüntünün de bir o kadar çarpıcı olduğunu farkındayım. That's wonderful. Yılan var mı? Mikrofonda o şey mi var? Yakınmazsak arkadaşım bir anons çekiyoruz şurada. 5 saatte çekemedik yani. Gami'den dönüşte yağmura yakalandık çok kötü. O yüzden kafamızda böyle devasa şapkalarla. Gülhan'ın. Galaksi. Galaksi. Rehberi. Rehberi. Bir numara. Bir numara. Eğitim amaçlı dolaşıyor. Evet hakikaten birbirinden perişan, birbirinden berbat görüntüler izledim. Sürekli haftanın 5 gecesi stüdyoya tıkılı olduğun için tabii beni kıskanman çok normal doğru, yani. Doğru. Öyle düşünüyorum. Gezmediğin bir yer var mı?
Gezmek istediğim yerler var. Mesela Peru'ya gitmedim, Nepal'e gitmedim. Kaç ülkeye gittin? Yalan değil, yalan söyleme. Yok, yalan söylemem. Blue Box'lar hariç. 67 ülke, 250 küsürde şehir oldu. Dünyanın etrafını 16 kez dönmüş kadar da seyahat etmişiz. Öyle. Peki bir bu macera nasıl başladı? Yani sen kanala geldiğinde senden memnun olmayan insanlar... seni görmek istemeyen insanlar vardı. Onlar mı böyle bir şey yapsın filan? Yani öneri kimden geldi? Ben onu... Yok, hayır. Çünkü önce... zamanının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiriyorsun gibi bir... Evet. Evet. Yani biz de sensiz hakikaten, yani senin sağ ol geldin filan, ama yani senin olmadığın zamanlar aslında burada çok daha mutluyuz. Yani ben aslında ben TV8'e sen yoksun diye geldim. Yani söyledim seni ama dediler ki zaten burada bulunmuyor. Halbuki ben TV8'de olmanızdan çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten. Şimdi bırak, numarayı bırak. Hakikaten, hayır, numara değil. Bunu her zaman söylüyorum, çok gerçekten izlenilebilir ve kaliteli ve çok eğlenceli programlar yapıyorsunuz. Evet, tamam. Kaldı ki bence TV8'de daha karizmatiksiniz. Niye? Çünkü istediklerinizi söyleyebilme fırsatınız var. Peki, tamam. Rating kaygısı gütmeden tamam, program sus, yapma tamam, şansınız. Peki, tamam, sus, peki. peki bu yılın ne kadar bir bölümünü alıyor bütün bu seyahatler? Ya ayda iki hafta. Buradayım, iki hafta yokum. Programın döndükten sonra işte kurgusunu yapıyorum. Yeni seyahatler ayarlıyorum. Daha sonrasında tekrar seyahatte oluyorum. Sürekli bu şekilde devam ediyor. Peki o zaman bana Kenya'ya gittiğinde orada bir çikolatalı likör var. Bunlar çok, pardon, çikolata diyorum, kahveli bir likör var. Bana ondan da getirirsen falan, tamam, aramız o zaman daha iyi olacağını tahmin ediyorum.